Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son sindirme yardımcı organları işlemiştik. Karaciğer, dalak, pardon dalak değil tabii ki, pank, pankreas ve safra kesesinden bahsetmiştik. Şimdi geliyoruz besinlerin kimyasal sindirimine. Yani hangi basamaklar nerede gerçekleşiyor? Hangi enzim kullanılıyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar ilk önce karbonhidratlardan başlayalım. Karbonhidratların sindirimi, kimyasal sindirimi ağızda başlar, ince bağırsakta tamamlanır. Midede de karbonhidratların kimyasal sindirim olmaz. Bakın mekanik sindirim vardır. Yani küçük parçalara ayrılma gibi bir sindirim var. Mekanik sindirim ama enzim kullanılarak sindirim yoktur midede. Şimdi peki nasıl sindiriliyor? Arkadaşlar bizim ağzımızdan tükürük salgısı salgılanır ve tükürüğün içerisinde pityalin yani amilaz dediğimiz bir enzim vardır. Bu enzim pişmiş olan nişastaya etki ediyor arkadaşlar ve pişmiş olan nişastayı bakın ağızda pişmiş nişasta suyla hidroliz çünkü bütün tepkimeler hidrolizle gerçekleşiyor. Amilaz enzimine maltoz ve dekstrine kadar parçalanıyor. Ağzımızda gerçekleşen olay budur. Hani e, önceki videolarda da söylemiştim. Dedim ki ağızda ne kadar fazla çiğnersek hem doyma hissimizin çabuk olmasını sağlıyor hem de besinlerin daha kolay sindirilmesini sağlıyor. Dolayısıyla biz ne kadar besini çiğnersek arkadaşlar e, nişastanın İçerisinde işte nişastanın parçalanması daha kolay olur ve sindirim daha da kolaylaşır. Maltoz ve dekstrin oluştu. Ağızdaki sindirim bu kadar. Peki sonra ne olacak? Arkadaşlar sonra bu e, oluşan lokma mideye gidecek. Midede herhangi bir şekilde e, karbonhidrat sindirimi yok. Mekanik sindirim vardır sadece. Sonra ince bağırsağa gidiyor. İnce bağırsakta da pankreastan gelen pankreas öz suyunun içerisinde aminaz enzimi vardır. Bu aminaz enzimi sindirilemeyen, ağızda sindirilemeyen nişastanın sindirimini sağlar arkadaşlar. Yine maltoz ve dekstrin oluşur. Şimdi bakın ağızda monomer oluşumu yoktur. Maltoz nedir? Maltoz disakkarit. Dekstrin de arkadaşlar disakkaritlerden daha uzun, polisakkaritlerden daha kısa olan e, glikoz zincirleridir. E, dolayısıyla ağızda monomer oluşumu yok. Geliyorum ince bağırsağa bakın pankreastan salgılanan amilaz enzimi yine ince bağırsakta bu olayı gerçekleştirdi. Bir de ince bağırsaktan salgılanan enzimler var. Bu enzimler de nelerdir? Mesela dekstirini parçalayan dextrinaz bunun sayesinde glikoz oluşur. Tabi buradaki en sayıda glikoz oluşur sayı olarak yazmadık. Maltoz arkadaşlar yine su ile tepkimeye girer. Maltaz enzimi sayesinde glikoz glikoza ayrışır. Laktoz, laktaz enzimiyle glikoz artı galaktoz oluşturur. Sükroz da sükraz enzimiyle glikoz artı fruktoz oluşturur. Ve böylece karbonhidratların sindirimi ince bağırsakta tamamlanır. O zaman bilmemiz gereken şey neymiş? Amilaz enzimi hem ağızda üretilir, tükürük içerisinde bulunur hem de pankreas özsünün içerisinde gelir. Ağızda sindirilemeyen nişastayı sindirir. İnce bağırsakta karbonhidratların sindirimi tamamlanır monomer oluşumu gerçekleşir. Ağızda monomer oluşumu yoktur. Ve midede de yine karbonhidratların kimyasal sindirimi yoktur. Bunu biliyoruz. Gelelim şimdi proteinlerin sindirilmesine. Arkadaşlar proteinlerin sindirimi ince bar pardon midede başlıyor, ince bağırsakta tamamlanıyor. Zaten bütün besinlerin kimyasal sindirimi ince bağırsakta tamamlanır. Peki midede nasıl bir durum söz konusu? Şimdi ağızda bu arada proteinlerin mekanik sindirimi vardır. Hani küçük parçalara ayrılıyor ama kimyasal yani enzimsel bir sindirim yok. Şimdi mide bezlerinden gastrin hormonu üretiliyor ve bu gastrin gidip mideyi uyarıyor. Mideden arkadaşlar pepsinojen ve hidroklorik asitin salgılanmasını sağlıyor. Pepsinojen hidroklorik asitle tepkimeye girdiği zaman pepsine dönüşüyor. Pepsine dönüştüğü anda artık sindirme hazır demektir. Proteinleri sindirebilir. Burada ne oluyor? Protein yine hidrolizle pepsin enzimi sayesinde polipeptitlere ve daha küçük peptitlere ayrılıyor arkadaşlar. Sonra eğer süt içmişsek yine sütte e, bulunan proteini açığa çıkarmak için Renin enzimi yani lap enzimi devreye girer. Kazein ve su oluşur. Kazein bir proteindir. Daha sonra bu kazein protein arkadaşlar yine pepsin enzimiyle polipeptitlerine ve daha küçük peptitlere ayrışır. Midede gerçekleşen olay budur. Gelelim. Hani Böyle polipeptitler oluştu, daha küçük peptitler oluştu ya. Şimdi geliyoruz bunlar nereye gidiyor? Ince barsa. Bakın midede yine bir monomer oluşumu yok. Yani bir amino asit oluşmadı midede. Bütün monomerler nerede oluşuyor? İnce bağırsakta oluşuyor. Tamam mı? Bunu aklınızdan çıkarmayın. Geliyorum ince barsa. Şimdi pankreastan gelen tripsinojen enzimi. ince bağırsaktan salgılanan enterokinaz enzimiyle aktif hale geliyor ve tripsine dönüşüyor. Daha sonra bu tripsin gidiyor. Kimo arkadaşlar kimo tripsine dönüştürüyor. Sonra bu ikisi birlikte polipeptitleri tripsin ve kimo tripsin peptitlere dönüştürüyor. Yani daha küçük peptitlere dönüştürüyor arkadaşlar. Bu peptitler de yine pankreastan gelen aminopeptidaz ve karboksipeptidazla neye dönüşüyor? Dipeptit, tripeptitlere dönüşüyor. Bu dipeptit tripeptitler de ince bağırsağın ürettiği dipeptidaz tripeptidaz enzimleriyle amino asitlere kadar paylaşıyor. Tabi ben burada suyu eklemeyi unutmuşum ama hepsinde su kullanılır arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Ee, o zaman şöyle yapalım mı? Bakın pankreastan salgılanan enzimlere şöyle yıldız koyacağım. Pankreastan salgılanan enzim bakın tripsinojen. Kimotripsinojen arkadaşlar. Yine aminopeptidaz ve karboksipeptidaz. Bunlar pankreastan salgılanır. Peki ince bağırsaktan salgılananlar hangileri? Entorakinaz, dipeptidaz ve tripeptidaz. Bunlar da ince bağırsaktan salgılanır arkadaşlar ve bu şekilde proteinlerin sindirimi tamamlanmış oluyor. Protein sindirimi en uzun süren sindirimdir bu arada. Bunu da söylemiş olalım. Arkadaşlar şimdi size hazır proteinleri anlatmışken burada söyleyeyim. Eğer ki bir enzimin sonu sinle bitiyorsa ve içerisinde peptit geçiyorsa o enzim protein sindiriyordur. Bakın. Pepsin, sinle bitti. Tripsin, kimotripsin, sinle bitti. Bunlar nedir? Protein sindiriyor. Yine aminopeptidaz, peptit. Proteinlerin arasındaki bağ neydi? Peptit bağlarıydı. Karboksipeptidaz yine peptid, dipeptidaz, tripeptidaz bunların hepsi de peptit geçiyor içerisinde. Dolayısıyla bunlar da protein sindiriyordur diyebiliriz. Mesela aşağıdakilerden hangisi protein sindiren enzimlerden değildir dese ilk önce sonunda sin olanları elersiniz. Sonra da arkadaşlar e, içinde peptit olanları elersiniz. Geriye ne kalabilir biliyor musunuz? Bir entorokinaz kalabilir bir de diğer enzimler yani karbonhidratları ve yağları sindiren enzimler kalabilir. Entorokinaz e, ee, sadece aktifleştirmede görevlidir. Yani direkt bir gidip hani proteinin yapısını etki etmez ama enterokinazı da protein sindiriminde görevli olarak kabul ediyoruz. Çünkü sonuçta tripsinojeni tripsine dönüştürüyor. Ama mesela oraya yazabilir? Laktaz, maltaz gibi işte karbonhidratları sindiren veya lipaz yazabilir arkadaşlar. Yağları sindiren enzim yazabilir. Protein sindiren enzimleri bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Gelelim yağların sindirme. Şimdi arkadaşlar yağlar Mekanik olarak ağızda da midede de sindiriliyor ama yağların kimyasal sindirimi ince bağırsakta başlıyor ince bağırsakta bitiyor. Ve burada kim görevlidir? Karaciğer ve pankreas görevlidir arkadaşlar. Karaciğerden salgılanan safra sıvısı hangi kanalla geliyor? Koledok. Bakın karaciğer, koledok. K harflerinden bağdaştırıyorduk. Pankreastan da lipaz enzimi salgılanır. Yine pankreas öz suyu içerisinde vardır lipaz enzimi. Ve Virsung kanalı ile nereye dökülür bu ikisi? Vater kabarcına. Sonra burada safra sıvısı ilk önce büyük yağ damlacıklarını mekanik olarak sindirerek küçük yağ damlacıklarına dönüştürür. Sonra da bu küçük yağ damlacıkları lipaz enzimiyle yağ asidi ve gliserola kadar parçalanır. En kolay sindirim yani anlamak açısından en kolay sindirim yağlar arkadaşlar Geriye kalanlar birazcık hani karbonhidratlar proteinler karışık gibi görülebilir ama Bir iki kere tekrar ettiğiniz zaman sorularını çözdüğünüz zaman aklınızda kalacaktır O zaman yağların sindiriminde görevli olan tek bir enzim varmış o da neymiş Lipaz enzimi Böylece besinlerin kimyasal sindiriminden bahsetmiş olduk Emilimden de bahsedip artık arkadaşlar bu konuyu bitirelim ve soru çözümüne geçelim Şimdi besinlerin emilimi Arkadaşlar, vücudumuzda, ağızda da, midede de emilim vardır. Ama en çok emilim nerede gerçekleşir? En çok emilim ince bağırsakta gerçekleşir. Çünkü ince bağırsakta emilim yüzeyini artıran villuslar ve mikrovirüsler vardır. Bunlar sayesinde emilim e, en fazla ince bağırsakta gerçekleşiyor. Arkadaşlar, mesela örnek veriyorum. Morfin Steroid hormonlar, dil altı hapları, nikotin bunlar ağız mukozasından emiliyor. Dil altı haplarını o yüzden hemen veriyorlar. Hani direkt kana karışıp direkt ee, etki ediyor diye dil altı hapları ağız mukozasından emiliyor. Mide değilse arkadaşlar alkol, sodyum, klor, brom, iyot emiliyor bunlarda da. Ama en fazla emilim dediğim gibi ince bağırsakta olur. Dikkat ederseniz... Bakın burada ağızda ve midede hani organik bir besin yani bizim o beslendiğimiz karbonhidrat, yağ, proteinlerden herhangi bir monomer yok. Çünkü zaten ağızda da ve midede monomer oluşumu yoktu. Geliyoruz ince bağırsak. Arkadaşlar ince bağırsaktaki emilim difüzyonla ve aktif taşımayla olur. Maddeler çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere geçiyorsa zaten difüzyon. Ama az olduğu yerden çok olduğu yere geçiyorsa mecburen aktif taşımayla taşınacak. Peki eminim hızı nasıldır? Özellikle şu üçünü karşılaştırmalı olarak sorabilirler. Galaktoz, glikoz ve fruktoz şeklinde emilir arkadaşlar. Yani ilk önce en hızlı olarak galaktoz emilir. Sonra glikoz en yavaş olarak da fruktoz emilir. Bir de şilomikrondan bahsetmek istiyorum. Sonra zaten eminim yollarını anlatacağım size. Arkadaşlar ya molekülleri direkt olarak kan kılcalları ile emilmiyor. Bunlar lenf kılcalları ile emiliyor. Ve yağ molekülleri damarları tıkama gibi bir özelliği var. Çünkü yağ molekülleri yapışkan bir yapıya sahip. Gidip damarlara yapıştığı zaman orayı tıkayabilir. Mesela çok fazla yağla beslenen kişilerde kolesterol seviyesi artar ve e, bu kolesterol gidip damarların iç çeperlerine yapışarak damar tıkanıklığına sebep olabilir. Dolayısıyla yağ molekülleri bilus epitellerinde lipoprotein bir kılıfla sarılarak şilomikrona dönüştürülüyor. Ve arkadaşlar bu şekilde taşınıyorlar. Şimdi bu şilomikronlar direkt kan kılcallarından da emilebilir ama çoğunlukla lenf kılcallarından emiliyor. Ve biz lenf kılcallarından emilir olarak kabul ediyoruz. Ama çok az bir kısmı kan kılcallarından da emilebilir. Şimdi geliyorum bakın. Bizim Eminim olayımız iki yola gerçekleşir. Biri kan kılcalları, biri de lenf kılcalları. Arkadaşlar monosakkaritler yani glikoz, fruktoz, galaktoz. Amino asitler, mineraller, su ve suda çözünen vitaminler yani B ve C vitaminleri. Bunlar kan kılcalları ile emiliyorlar. İlk önce ince bağırsak epitel hücrelerine geliyor. Buradaki villuslar bulunan kan kılcallarına geliyor arkadaşlar. Kan kılcallarından da kapı toplar damarına geçiyor. Kapı toplar damarından karaciğere uğrar. Karaciğer karar verir. Hani insülin ve glukagon hormonuna göre eğer depo edilecekse depo eder, edilmeyecekse kana verir. Sonra da karaciğer toplar damarından çıkarlar. Alt ana toplar damara bağlanır. Sonra da arkadaşlar kalbin sağ kulakçığına gelirler. Şimdi bu yolu dolaşım sistemini anlattığım zaman daha iyi anlayacaksınız. Burada böyle bir dursun. Zaten dolaşım sistemine geldiğim zaman arkadaşlar bu yoldan bahsedeceğim. Gelelim Yağ asitleri, gliserol ve adek vitaminleri yani yağlarla ilgili olan kısma. Arkadaşlar bu da ince bağırsak epitel hücrelerinden alınıyor. Lenf kılcallarına geçiyor. Lenf kılcallarında bu arada epitel hücrelerinde şilomikrona dönüştürülüyor. Sonra lenf kılcallarına geçiyor. Lenf kılcallarından da e, kilos boruları dediğimiz borularla arkadaşlar peke sarnıcına geçer. Peker sarnıcı e, lenf düğümü olarak düşünebilirsiniz. Lenf sisteminde bahsedeceğim. Buradan da göğüs kanalına geçer. Sol köprücük altı toplar damarı. Köprücük kemiğimiz neredeydi? Kolumuzu omzumuza bağlayan kısımda değil mi? Köprücük kemiği. İşte oradaki toplar damardan kana karışıyor. Oradan üst tane toplar damar sonra da kalbin sağ kulakçına gidiyor. Yani kan kılcallarıyla ve lenf kılcallarıyla emilen besinlerin ilk karşılaştığı yer neresidir? Kalbin sağ kulakçıdır arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Evet, böylece sindirim sistemini tamamlamış olduk. Umarım bu şekilde anlatmam daha faydalı oluyordur arkadaşlar. Şimdi yazarak anlatmıyorum dediğim gibi çok fazla video olacak. Yazarak anlattığım zaman yavaşlayacağız. Ee, ben de yavaşlamaktan aksine ben hızlanmak istiyorum. O yüzden bu şekilde anlatıyorum. Umarım size de faydalı oluyorumdur. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.